Paris Anlaşması bir başka deyişle gezegeni kurtaracak anlaşma ama bu kısmı soru işaretli. Çokça tartışılıyor malumunuz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda anlaşmaya varılmıştı geçtiğimiz aylarda. 22 Nisan itibariyle de Paris Anlaşması imzaya açılıyor. 196 ülkenin orada teoride uzlaştığı bir iklim değişikliğiyle mücadele anlaşmasından bahsediyoruz. Önce bir haberimiz var, onu izleyelim. Sonra bu imzaya açılma işlemi ne anlama geliyor onu konuşalım. Paris İklim Anlaşması'nın imzaya açılması için geri sayım başladı. 196 ülkenin ortak hazırladığı iklim değişikliğiyle mücadele anlaşması 22 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde imzaya açılacak. 21. İklim Zirvesi 30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. O zirvenin sonunda hazırlanan iklim anlaşmasında küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 2 dereceyle sınırlandırılması önerilmiş, ancak bazı ülkeler bu limite tepki göstererek 1,5 dereceye düşürülmesini talep etmişti. Toplantılar sonucu 12 Aralık'ta anlaşmaya son nokta koyuldu. İlk kez tüm ülkeler karbon salınımı durdurma kararı alarak sıcaklık artış limitini 2 derece sınırda tutma kararı aldı. Paris Anlaşması 22 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde törenle imzaya açılacak. Zirveye katılan 196 ülke bir yıl süreyle bu anlaşmayı imzalayabilecek. İklim ve enerji uzmanlarından anlaşmayla ilgili değerlendirmeler de gelmeye başladı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Genel Direktörü Adnan Amin, "Dünya genelinde karbon salınımlarının artışını önlemek için sınırlı bir zamanımız kaldı. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz," dedi. Birleşik Arap Emirlikler İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Dr. Tani Al-Zeodi de anlaşmayı büyük bir başarı olarak nitelendirdi. Evet, işte böyle değerlendirmeler var, böyle bir gündem var ortada. Peki bu imzaya açılması, imzaların atılacak olması ne anlama gelecek? 196 ülke bir yıl boyunca yarından başlayarak imza atabilecekler. İlk imzacıların kimler olması bekleniyor? Şimdi bu sorulara bir cevap arayacağız. Doçent Doktor Semra Cerit telefon attığımızda, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden. Merhabalar. Merhaba Umut Bey. Evet, hemen soralım. İmzaya açılıyor yarın bu Paris Anlaşması. İlk imzacının sanıyoruz Amerika Birleşik Devletleri olması da bekleniyor. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde açılacak imzaya. Kim imzalayacak ilk olarak ve imzalandığı anda anlaşma yürürlüğe mi giriyor? Anlaşma tabii imzalandığı anda yürürlüğe girmeyecek. İmza ve yürürlük ayrı prosedürel adımlar olduğu için bir sene boyunca sizin haberde verdiğiniz gibi ülkelerin imzasına açık kalacak. Daha sonra da onaylayacak ülkeler. Tabii imza ile birlikte onay belgesini de teslim edecek ülkeler olduğunu biliyoruz. Özellikle az gelişmiş ülkeler, ada devletlerinin kendi iç prosedürlerini, onayla ilgili iç prosedürlerini tamamladıklarına dair haberler de var. Dolayısıyla yarın hem imza göreceğiz hem de onay göreceğiz büyük olasılıkla bazı ülkeler tarafından. İlk olarak Amerika'nın imzalayıp imzalamayacağını bilmiyorum ama şeye baktığımızda, Birleşmiş Milletler'in yayınladığı ve sürekli güncellediği listeye baktığımızda yarın anlaşma resmi olarak imzaya açıldığında 168 ülke New York'ta bulunacak imza töreninde ve bunlardan 167'si imzalayacaklarını resmi ya da gayri resmi olarak bildirmiş durumdalar. Bu sayı değişebilir. Yarın daha az ya da daha fazla imzacı ülke sayısı görebiliriz. Fakat önemli olan şu, Paris Anlaşması'nı Paris'te kabul eden ülkelerden büyük bir çoğunluğunun imzaya açıldığı ilk gün gelip şeyi imzalayacak olmaları, anlaşmayı imzalayacak olmaları, şeyde devam eden, süre giden iklim politikası ve emisyon azaltım çabalarına bir yeni ivme kazandırıyor. Anlaşmanın erken yürürlüğe girmesi açısından da bir işaret oluşturduğu düşünülüyor. Bu kadar fazla sayıda ülkenin hazır bulunması ve imzalayacak olması. İmzalayıcılar arasında Amerika'dan Çin'e, Hindistan'dan Güney Afrika'ya, hem şeyden gelişmiş ülkeler grubundan hem de gelişmekte olan ülkeler grubundan ülkeler var. Rusya var. Son güne kadar Rusya'nın tavrı belli değildi.
Bugün itibariyle Rusya'nın da imzalayacağı görünüyor. Yarın orada bir değişiklik olmazsa. Dolayısıyla büyük bir konsensüs anlaşmanın onay sürecinin hızlandırılması konusunda bir konsensüs oluşmuş görünüyor. Türkiye'de onaylayacak, pardon, imzalayacak ülkeler arasında görünüyor listede. Evet, tam da onu soracaktım. Türkiye de orada. İmzayı atacak mı yarın sizce Türkiye? Onu kesin olarak bugünden söylemek mümkün değil. Çünkü yayınlanan listede değişiklik olma ihtimali olduğu da belirtiliyor. Fakat şunu biliyoruz. Çevre Şehircilik Bakanı New York'ta bulunacak. Aynı zamanda bakanlıklardan, başta Çevre Şehircilik Bakanlığı olmak üzere bakanlıklardan yetkililer de New York'ta bulunuyor. Büyük ihtimalle yarın imzalayabilir Türkiye Paris Anlaşması'nı. Ama bunun değişme ihtimali de var oradaki şeye göre, diplomatik duruma göre herhalde bir değerlendirme yapılacak. İklim değişikliğiyle mücadele gerçekten bir de zaman meselesi. Yani çok öyle geniş vakti yok aslında dünyanın da ülkelerinde. Görüyoruz ki her ay sıcaklık rekorları tazeleniyor. Her yeni yıl bir sıcaklık rekorunu beraberinde getiriyor. 2016'da bu yıllardan biri olacak kuvvetle muhtemel ki Mart ayı zaten yüzyıl ortalamalarının üzerinde, bir derecenin üstünde çıktı. Peki şimdi biraz da anlaşmanın içeriğini hem izleyenlerimize hatırlatalım hem de sizin değerlendirmelerinizi alalım. Siz de Paris'te takip etmiştiniz toplantıyı, o dönemde konuşmuştuk yine. Peki bu 2 derece, hadi 1,5'a da çekelim iyi niyeti. 1,5 çok imkansız bir rakam gibi bir taraftan ama mümkün olacak mı? Yani ülkelerin şu anda verdiği taahhütler üzerinden baktığımız zaman gerçekçi bir hedef olarak duruyor mu 2 derece hedefi? Değil. Yani herkesin bildiği gibi, bu süreci takip eden herkesin bildiği gibi Paris Anlaşması'na ulusal katkılarını bildiren devletlerin de kabul ettiği gibi aslında anlaşma hükümleri ve konulan hedef 2,5 derece ve ülkelerin sunduğu hedefler 2 derece hedefine götürmeyecek dünyayı. Dolayısıyla bu erken imza sürecinin ve buna bağlı olarak gerçekleşebilecek erken yürürlüğe girme, Paris Anlaşması'nın erken yürürlüğe girmesi olasılığının bu kararlılığı ve emisyon hedeflerini yükseltme olasılığını artırma ihtimali var. O nedenle önemli. Yani belki kısaca onun üstünde duralım. Şimdi Paris Anlaşması bütün hazırlık süreci boyunca 2020'de yürürlüğe girecek şeklinde hazırlık yürütüldü. Fakat son dakikada Paris Anlaşması'ndan bu 2020 tarihi kaldırıldı. Dolayısıyla 2020'yi beklemeden yürürlüğe girme ihtimali var Paris Anlaşması'nın. Bu konuda yapılan değerlendirmeler ve ülkelerin yaptığı erken onaylayabiliriz açıklamaları anlaşmanın 2017'de ya da 2018'de en geç yürürlüğe girebileceği olasılığını doğurdu. Dolayısıyla daha erken uygulamaya başlayacaklar ülkeler. Paris Anlaşması'yla ortaya çıkan yükümlülükleri, anlaşma hükümlerini. Bu ülkeler üzerinde Paris'e giderken sunmuş oldukları ulusal katkıları artırma baskısı yaratma şansı ya da ihtimali doğuruyor. Böyle bir şey tarafı olduğunu, olumlu tarafı olduğunu söyleyebiliriz erken yürürlüğe girmenin. Tabii bu durumda pek çok ülke 2020'ye kadar ertelemeden daha erken ulusal hazırlıklarını gerçekleştirmek durumundalar. Hem erken imzalayıp hem erken onaylamaları durumunda. Bu da 2018'de yapılacak olan bu değerlendirme toplantısında Paris sırasında Paris Anlaşması ile birlikte kabul edilmiş olan bu paketi, ulusal katkılar paketini yenileme şansı veriyor bize. Tabii öbür taraftan da bir şeyde yarattığı bir risk de erken yürürlüğe girmesinin ülkelerin bu kadar kısa süre içerisinde ulusal katkılarını yenileyemeyecekleri gerekçesiyle bunu erteleme ihtimalleri. Dolayısıyla bir şey var, yükseltme ihtimali yaratması. Diğer taraftan da 2020'ye kadar bu hedeflerle gitme riski taşıması söz konusu erken yürürlüğe girmenin. Ama şunu, özellikle erken yürürlüğe girmek konusunda şunu söyleyebiliriz. Yalnızca hedefler açısından değil, anlaşmanın başka hükümleri de var. Önemli yenilikler getirdi, biliyorsunuz, siz de izlediniz. Adaptasyon konusunda yeni düzenlemeler yaptı anlaşma. Operasyonel hükümlerde olmasa bile giriş bölümünde insan hakları ile ilgili, toplumsal cinsiyetle ilgili, iklim adaletiyle ilgili düzenlemeler getirdi.
ülkelerin erken imzalamaları ve erken yürürlüğe girmesi bu hükümlerin de geçerli olması anlamına gelecek. Bu şu sonucu doğuruyor. Ülkeler en azından hedef 2020'den itibaren hedeflerini gerçekleştirmeye başlamadan önce ulusal düzeylerde imzalamaları halinde bunlara aykırı davranmayacaklarını, onaylamaları, erken onaylamaları durumunda da bunları uygulamaya başlayacaklarını göstermiş oluyorlar. Hedefler evet yenilenmezse 2 derece hedefinin gerçekleşmesi mümkün değil. Ama küresel iklim politikasının genel çerçevesi, yeni çerçevesi uygulamaya geçeceği için böyle bir katkısı olacak. Bu hedefleri gerçekleştirmenin siyasal ve hukuksal çerçevesi değişmiş olacak. Böyle bir önemli katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Bir hemen çok kısa bir cümlelik değerlendirmede Türkiye açısından isterim. 80 termik santral, kömürlü termik santralle gündemde Türkiye'de. Bir de tabii yani bunların yaratacağı emisyonu da göz önünde bulundurduğumuzda 2016 veya 2017 ne zaman yürürlüğe girirse girsin Türkiye'nin bu projelerden acilen vazgeçmesi de gerekecek sanıyorum bir taraftan, değil mi? Evet, böyle bir yansıması olacaktır. Acilen vazgeçmese bile sorgulanır hale gelecektir. İmzalaması durumunda ve daha sonra anlaşmanın erken yürürlüğe girmesi olasılığı karşısında erken onaylaması durumunda anlaşmanın ruhuyla bağdaşmayan yatırım yapması, politika izlemesi, meşruiyetini, iklim politikasının meşruiyetini tartışılır hale getireceğinden Türkiye'nin hali hazırda devam eden uygulamalarından vazgeçmesi ya da gözden geçirmesi gerekecek. Bu bir tek Türkiye için değil, bütün ülkeler için geçerli. Bu kadar istekli bir şekilde erken imzaladıkları ve erken onayladıkları bir anlaşmanın yalnızca metnine değil, lafına değil, ruhuna da uygun davranmak zorundalar. O nedenle erken yürürlüğe girmek önem taşıyor. Hani bütün anlaşmanın yetersizliklerine rağmen biçimsel olarak yapılması gereken çok sayıda işlem alınması, belirlenmesi gereken kural olmasına rağmen erken yürürlük böyle bir siyasi baskı oluşturacak ülkeler üzerinde. O nedenle Türkiye'nin ve diğer ülkelerin 2018'e 2020'ye kadar politikalarını yenilemesi ihtiyacı doğuyor. Evet, peki teşekkür ediyoruz katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet, Doçent Doktor Semra Cerit Mazlum, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yarın imzaya açılacak Paris İklim Anlaşması'nı değerlendirdi. Devam edelim hemen Yeşil Bülten'e.